Anadolu'da bir diyar, Bingöllü bir diyar. Köroğlu'na yiğitlik, şairlik, Kırat'ına ölümsüzlük katan diyar. Sarı mendil eldedir, güllü şalı beldedir. Sarı mendil eldedir, güllü şalı beldedir. Mendilimi yitirdim, bilmem hangi eldedir, bilmem hangi eldedir. Balı, kavurması, yüzen adası, güneşin doğuşu ve ocağından insanlarıyla Bingöl'ü tanıtmak için şu an Beyaz TV ekibi olarak Bingöl'deyiz. Anadolu'da bir diyar, Bingöllü bir diyar. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine konu olan, avcının vurduğu suya hayat veren Ab-ı Hayat diyarını konuşmak için, gerçek bir Bingöl sevdalısı olan, aynı zamanda Bingöllü olan Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz ile bir sevdadır Bingöl diyeceğiz. Niçin bir sevdadır Bingöl? Bunun üzerine konuşacağız. Sayın Bakanım, öncelikle yoğun programınıza rağmen bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bingöl'ü Beyaz TV ele aldı, inceliyor. Çok memnun olduk biz de gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Sayın Bakanım. Bu yoğun programınıza rağmen her fırsatta Bingöl'e gidip Bingöl'ü yakinen takip ediyorsunuz. Bingöl'le ilgili çalışmalarınızı, yatırımlarınızı bizler de takip ediyoruz. Peki niçin bir sevdadır Bingöl? Bingöl coğrafyasıyla ve insanıyla müstesna illerimizden biri. Görmeyenlerin mutlaka görmesi lazım. Doğu Anadolu deyince, Bingöl deyince birçok insanın zihninde maalesef medya üzerinden oluşmuş olumsuz bazı imajlar var. Yaşanan bir takım hadiselerden, şundan bundan dolayı. Halbuki Bingöl'e giden, Bingöl'de bir süre yaşayan insanların Bingöl'le ilgili kanaatleri çok çok farklı ve ben olumsuz düşüneni bugüne kadar görmedim doğrusu. Yani evet. Bingöl'e gitmiş, Bingöl'de yaşamış, Bingöl'lü insanlarla hemhal olmuş kişilerde olumsuz bir kanaat görmedi. Dolayısıyla bizim Bingöl'ü daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Tabiatıyla, dağlarıyla, yaylalarıyla, güneşin doğuşuyla, sularıyla, pınarlarıyla dediğiniz gibi, mutfağıyla, örfüyle, adetiyle, her şeyden önemlisi de insanıyla. İnsanıyla. Son derece sıcak, misafirperver ve manevi değerlerine bağlı. Gerçekten ülkemizin, Anadolu'nun güzelliklerini kendinde taşıyan insanıyla Bingöl görülmeye değer, sevilmeye değer bir ilimiz. Evet. Sayın Bakanım, güneşin doğuşuyla, suyuyla demişken bir de bizim yüzen adamız var. Doğru. Çok güzel tabiat varlıklarımız var. Evet. Yani Bingöl'e baktığınız zaman gerçekten tabiat varlıkları anlamında Cenab-ı Allah'ın lütfettiği şehirlerinden, illerden biri. Birisiyiz. Yüzen adalarımız var, çok kayak yapmaya uygun dağlarımız var, kar alan bir şehir aynı zamanda, Murat Nehri'nin geçtiği bir şehir. Diğer taraftan yaylalarımız gerçekten son derece güzel, termal kaynaklarımız var. Çevre illerden de Bingöl'e gelirler termal kaynaklar. Ilıcalar. Bu aralar o geliştirmeye çalışıyoruz, yeni aramalar, sondajlar yapıyoruz. İnşallah çeşitli kullanımlarını hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Geçmişte biraz uzak gibi görülürdü Bingöl. Evet. Artık uzak da değil. Havalimanıyla, kavşak noktasında olan konumuyla ulaşım da artık Bingöl'e kolay. Dolayısıyla bu tabiat varlıklarını mutlaka Türkiye ile ve dünya ile paylaşmamız gerekiyor. İşte bir Yedisu Vadisi'ni diyelim, bir peri suyunu, birçok varlığını şimdi belki aklımıza hemen gelmeyen ama çok sayıda tabii varlıkları olan, değerleri olan bir il Bingöl. Dolayısıyla bu varlıkları ekonomik katma değere de dönüştürmemiz gerekiyor. Turizm başta olmak üzere, alternatif turizm imkanları başta olmak üzere giderek daha fazla katma değere dönüştürmemiz gerekiyor.
Geçmişte fazla konaklama tesislerimiz yoktu. Evet. Sadece geçtiğimiz birkaç ay içinde iki tane 4 yıldızlı otel açıldı Bingöl'de. Evet. Dolayısıyla geçmişe göre şimdi giderek altyapımız da gelişiyor. Evet. Yollarımızla, hastanelerimizle, havalimanımızla, birçok imkanlarımızla artık insanlarımızı daha fazla misafir etme konusunda da altyapımız var. Bu güzellikleri paylaşmamız gerekiyor mutlaka. Evet. Peki Sayın Bakanım, bunlara yönelik müteşebbisler neden Bingöl'ü tercih etsinler yatırım yapmak için? Her şeyden önemlisi bakir bir alan. Evet. Diğer birçok ilde belki bu alanlar belli oranda değerlendirilmiş durumda. Bingöl geçmişte yaşadığımız bir takım siyasi meseleler nedeniyle veya içinde bulunduğu coğrafyanın işte zorlukları nedeniyle yeterince bu potansiyelini ortaya koyamadı. Son dönemlerde altyapıya özellikle yaptığımız yatırımlarla artık Bingöl bir kalkınma sürecinde kritik bir aşamaya geldi. Evet. Yani bundan sonra çok daha rahat bir şekilde yatırımları absorbe edebilecek durumda. Niçin böyle? Doğu batı ekseninde bir defa Bingöl ana güzergah üzerinde. Buna ilave olarak biz şimdi Diyarbakır, Bingöl, Erzurum duble yolunu inşa ediyoruz. Bu yolun bitmesiyle birlikte Karadeniz-Gap bağlantısı kurulmuş olacak. Evet. Ve Bingöl tam bu kavşak noktada olan bir ilimiz. Diğer taraftan yine Bingöl'de havalimanımız oluştu. İşte demir yollarının geçtiği bir şehir. Yani lojistik anlamda bakarsanız, ulaşım modları itibariyle bakarsanız çok önemli bir kavşak noktası. Yatırımlar için bu önemlidir. Çok yani önemli. Pazarlara erişim anlamında önemlidir. Evet. Bingöl'ün bu avantajı var. İkincisi, insan çok önemlidir. Evet. Donanımlı, nitelikli, eğitimli insan gücü önemlidir. Geçmişte yine bu konularda ciddi açıklarımız vardı. Fakat bu alanlara yine son 10 yılda, 12 yılda muazzam yatırım yaptık. Okul öncesi eğitimden ilk öğretime, orta öğretime ve üniversiteye kadar artık Bingöl'ün bir üniversitesi var. Bingöl Üniversitesi. Evet. Ve yeni gelen gençlerimiz inanın çok iyi yetişiyorlar. Geçmiştekine göre çok daha nitelikli, donanımlı bir nüfus yetişiyor. Ve bu nüfus çalışma koşulları açısından da çok daha elverişli durumda. Bir taraftan da İşkur kanalıyla bunlara kurslar veriyoruz, donanımlarını arttırıyoruz. Dolayısıyla Bingöl bu anlamda da yatırımcılar için avantajlı. Aa. Genç, dinamik ve giderek daha iyi eğitimli bir nüfusa sahip. Bir diğer önemli özelliği Bingöl'ün dünyaya, dışa açık olması. Evet. Bakın Bingöl'lü insan neredeyse her yerde görürsünüz. İstanbul'da çok sayıda insanımız var. Elazığ'dan Malatya'ya, Adana'dan İzmir'e, yurt dışına, Almanya'ya varıncaya kadar, Fransa'ya varıncaya kadar birçok içeride ve dışarıda coğrafyalarda Bingöl'lüler var. Ve Bingöl bu dışa açık yapısıyla aslında girişimci bir şehir. Bu girişimci potansiyeli yeterince belki işlenmedi, ortaya çıkmadı. Ama yeni yeni işte genç iş adamlarımızı görüyorum ben. Küçük orta ölçekli işletmelerimizi görüyorum ve bunlar filizleniyorlar adeta. Evet. Organize sanayi bölgemizde tahsis edecek neredeyse yerimiz kalmadı. Evet, çok İşte güzel. Bir taraftan hayvancılık alanında, tarım kırsal kalkınma alanında yeni yeni projeler yapan arkadaşlarımız var. İşte su paketleme tesisinden tutun. İşte mobilyacılığa varıncaya kadar değişik alanlarda yatırımlar yapan KOBİ'lerimiz var. Ve bunlar artık daha büyük ölçekli işletmelerin de altyapısını oluşturuyor. Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman bir de tabii çözüm sürecinin getireceği huzuru buna ilave ettiğinizde ve teşvik politikalarımızı gerek kalkınma ajansları kanalıyla gerekse genel teşvik sistemimizde 6. bölge içinde Bingöl. Evet. Bütün bunları bir arada düşündüğünüzde Bingöl yatırım için çok elverişli bir noktada. Orta Doğu'yu özellikle bir pazar olarak düşünenler ve İran gibi, Kafkasya gibi bölgelerle ticareti düşünenler için de Bingöl gerçekten çok elverişli bir lojistik konumda. Evet. Sayın Bakanım, ben kış turizminden de biraz bahsetmek istiyorum. Bizim Şargı kayak tesisleri vardı. Bir de yeni bir kayak tesisimiz şu an yapım aşamasında. Doğru. Bitmek üzere. Bitmek üzere. Yol bağlantıları falan bunları çalışıyoruz. Geçmişte ben lise yıllarındayken bizim bazı arkadaşlarımız milli kayakçıydı. Evet. Bingöl'de. Evet. Şu anda da aslında Türkiye'de önemli bazı kayak merkezlerine gittiğinizde orada Bingöl'lü hocalarla karşılaşırsınız. Çok güzel. Yani kayak dersi veren arkadaşlarla karşılaşırsınız. Bingöl'ün böyle bir geleneği var, tabanı var. Şimdi biz bunu güçlendirici mahiyette bir yatırım başlattık.
İnşallah tamamlandığında yanına da özel sektör bir takım konaklama tesisleri falan yaparsa ciddi bir istihdam kaynağı da olacak. Evet. Gençlerimizin yetişmesi için de ciddi bir altyapı olacak. Çok. Biz yeniden Bingöl'lü milli sporcular görmek istiyoruz. İnşallah. Özellikle de kayak alanında, çünkü geçmişte bunları gördük. O değerli arkadaşlarımıza da buradan selamlarımı iletiyorum. İnşallah o hocalarımızın da katkısıyla, özel sektörün de katkısıyla bu kayak meselesini hem Bingöl'de yaşam kalitesini arttıracak bir altyapı olarak kullanacağız. Evet. Hem de geleceğe sporcu yetiştirecek, ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirecek bir altyapı olarak geliştireceğiz inşallah. Gençlik spor alanında da çok sayıda yatırım yapıyoruz bu, evet, arada onu söyleyeyim. Tamam. Gençlerimiz için işte yüzme havuzundan kapalı spor tesislerine, atletizm pistlerine kadar il merkezinde ve ilçelerimizde çok önemli yatırımları bu dönemde yine gerçekleştirdik. Çoğu bitti. Birkaç konu kaldı. Onları da tamamlarsak bu spor altyapısı konusunda da doğrusu çok ciddi bir eksiğimiz kalmayacak. Kalmayacak inşallah. Sayın Bakanım, termal sulardan, ılıcalardan bahsetmişken bizim aynı zamanda üniversitemizin de bir tesisi, doğru, açıldı. Doğru. Bununla alakalı da görüşlerinizi. Üniversite zaten gerçekten önemli. Bakın, evet, üniversiteler özellikle Bingöl gibi illerde aynı zamanda birer kalkınma kurumu. Ben öyle, evet, görüyorum. Üniversiteler sadece bir eğitim kurumu, araştırma kurumu değil. Aynı zamanda bir kalkınma kurumu. Orada çok sayıda nitelikli eleman var. Evet. Doktora yapmış, yurt dışına gitmiş gelmiş, profesörlüğe yükselmiş yüzlerce insan var. Şu anda da Bingöl Üniversitesi'nde 10.000'e yakın öğrenci, evet, işte 1.000'e yakın personel var. Bizim bunu Bingöl'ün kalkınmasında bir lokomotife dönüştürmemiz lazım. Ve bunun örneklerinden bir tanesi işte bu Ilıcalar tesisi. Evet. Üniversitemiz devreye girdi. Burada bir eski tesis vardı. Bunu yeniledi, modernize etti. İnşallah ileride çok daha iyi bir şekilde kullanılacak bir tesis olacak burası. İnşallah. Tabii yeni yeni tesislerle, özel sektöre dönük tesislerle devam edeceğiz. Bir taraftan da özel idaremiz kanalıyla, evet, sondajlar yaptık ve, evet, geçtiğimiz aylarda bir yeni kaynak da tespit ettik. Evet. Dolayısıyla bu yeni kaynağımızı da projelendirmeye çalışıyoruz. Muhtemelen bir yap işlet devret gibi bir model olabilir. Evet. Bir 5 yıldızlı otele kaynak verebiliriz ve orada Afyon'dakine benzer bir şekilde Bingöl'ün o kavşak noktalarında yeni bir gelişime de destek olacak mahiyette kullanabiliriz. Bunun teknik çalışmalarını şu anda yürütüyoruz. Evet. Bu teknik çalışmalar sonucunda doğru olan neyse onu yapacağız inşallah. İnşallah Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, bizim bir de Zazaca Enstitümüz var. Bu çok önemli. Çok önemli. Evet. Zazaların çoğunlukta olduğu tek il Bingöl. Bingöl. Evet. Bir de Tunceli var tabii, affedersiniz. Tunceli ve Bingöl diyelim. Evet. Bu illerimizde biz biliyorsunuz bu demokratikleşme konusunda çok şeyler yaptık hükümetimiz döneminde. Çok adımlar atıldı. İşte bunların bir parçası da Zazaca, Zaza kültürü. Bu önemli bir renklilik aslında. Anadolu'nun önemli bir renkliliği. Bazıları bu renkliliği yeterince görmüyorlar, evet, belki ama biz içinde yaşayan insanlar olarak ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu destekleyici mahiyette üniversitemiz sağ olsun işte bir enstitü oluşturdu. Evet. Zazaca Enstitüsü şu anda lisans, yüksek lisans eğitimler de veriliyor. Bu kültürü korumaya ve geliştirmeye dönük çabalar sarf ediliyor. Sivil toplumda da ben son yıllarda bu çabaları görüyorum. Burada da bizim bakışımız şu. Bunlar bizim zenginliğimiz, kültürel değerlerimiz. Bunları ideolojilere kurban etmeden, siyasi malzeme konusu yapmadan, evet, bu kültürel zenginliklerimizi normalleştirmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz. Kimliklere saygı duyuyoruz ama kimlik siyaseti yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Bütün farklılıkları kucaklıyoruz ama bir taraftan da birliğimizi, beraberliğimizi de unutmadan, ortaklıklarımızı da unutmadan bunu yapıyoruz. Anadolu'ya baktığınızda aslında ortaklıklar o kadar fazla ki, evet, aslında o ortaklıklarla birlikte bu farklılıkları yaşamak gerçekten büyük bir zenginlik. Zengin. İşte Zaza kültürü, Zaza dili bu anlamda bu toprakların önemli bir zenginliği. Biz de bunu destekliyoruz ve geliştirmeye gayret ediyoruz. Zaten Sayın Bakanım, üniversitemizde Zazaca Enstitüsü'nün olmasıyla beraber insanların da Zazaca'ya olan ilgisi arttı. Doğru, merak uyandı, doğru, hatta doğru, öğrenmeye başladılar. Bu bakımdan dediklerimiz. Yani bunlar yok olmamalı. Evet. Bakın, bütün diller Cenab-ı Allah'ın yarattığı güzelliklerdir. Evet. Allah-u Teala'nın ayetleridir. Biz öyle inanıyoruz, bütün diller. Bunlar insanlığın malıdır. Sadece Zazaca konuşanların malı değil veya bir başka dil o dili
ana dili olarak konuşanların mülkü değil. Bu bütün insanlığın değeridir aslında. Evet. Dolayısıyla bu özellikle yok olma riski taşıyan dilleri bir insani görev olarak korumamız lazım. Bırakın hani diğer hususları, bu bütün insanlığın hassasiyet göstermesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Çünkü bunlar kimsenin böyle oturup ürettiği şeyler değil. Bunlar doğal olarak bize gelen şeyler, kültürel yani. Miraslar diyelim. Evet. Bu mirası en iyi şekilde korumamız gerekiyor. Tabii. İnşallah Sayın Bakanım. Kadayıf yapan birini gördünüz mü? Varın yamacına ve deyin ki, kardeş nerelisin? Muhakkak Bingöllüyüm diyen bir ses böler sesinizi. Bingöllü ustaların elinden çıkan tel kadayıf, nadide birer çiçek gibi göz kırpıyor. Bingöl dört dağ içinde, yanarım yağ içinde. Kim Bingöl'ü sorarsa... Bizim bir de Bingöl balımız var. Bu gerçekten altın değerinde. Oo, nelerimiz yok ki bakın. Kavurma. Bak kavurmamız var, kaymağımız var. Burma kadayıfımız var, evet. Keldoşumuz var, sörünümüz var. Çok gerçekten önemli, evet. Bir mutfağımız da var. Belki yeterince tanıtamıyoruz. Biraz da bu modernleşme sürecinde lokantalar standartlaştı. Evet. Belli standart ürünler üretiyorlar. Halbuki bu yöresel ürünler çok önemli. Çok. Onlar da büyük bir zenginlik. Bingöl'de soğuk çeşmeye gidip o tavayı yemenin zevki bambaşka. Evet. Veya işte bizim Gazik dediğimiz yerde gidip bal kaymakla kahvaltı yapmak gerçekten bambaşka. Müthiş bir bambaşka bir zevk. Aynı şekilde burma kadayıfımız biliyorsunuz. Bingöl aynı zamanda ceviz memleketi. Evet. Cevizli, fıstıklı bu burma kadayıf. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bakın. Bir burma kadayıfçı bulabilirsiniz. Bir sorun memleketini nereli? Mutlaka Bingöl'ü çıkar. Bingöl'de oldu. Yani bu bir genel geçer bir durum. Aynı zamanda tabii kığı böreğimiz var. O da İstanbul'da çok yaygın bir şekilde sunuluyor halkımıza. Bunlar hem zenginlikler, güzellikler hem de ciddi istihdam imkanları. Evet. İyi ki böyle ürünlerimiz var. Bunları daha da geliştirmemiz lazım. Coğrafi işaretler konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Evet. Ticaret Sanayi Odamızla birlikte inşallah bunların bir kısmının uygun olanlarının coğrafi işaretini de patent enstitümüzden alacağız. Sayın Bakanım, balla alakalı ben de diyecektim. Yeterince ihracatı yapılıyor mu veya? Maalesef. Bakın bal üretimi, ben bal üreticileri birliğimiz var. Onlarla da zaman zaman bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Burada mutlaka daha iyi hale getirmemiz lazım. Kalite kontrolü çok önemli. Evet. Markalaşma çok önemli. Ambalajlama çok önemli. Burada belli adımlar attık. Paketleme tesisleri kurduk. Organik bal üretimi konusunda bazı çalışmalar yapıldı. Bunlar güzel çalışmalar. Ama bunları daha da geliştirmemiz lazım. Üniversitemizin de katkısıyla, sivil toplumun da katkısıyla bizim bu bal meselesini çok ciddi bir konu olarak takip etmemiz lazım. Bu konuda üreticilerimizde de giderek daha fazla bir farkındalık oluştuğunu ben görüyorum açıkçası. Önümüzdeki dönemde bu Bingöl balını çok daha iyi tanıtmamız ve markalaştırmamız gerekiyor. Bu konuda da güzel çalışmalar var. Biz de destek oluyoruz. İnşallah Sayın Bakanım. Son olarak 13-16 Kasım aralığında Feshane'de tanıtım günlerimiz var. Evet, Feshane tanıtım. İlk olacak. İstanbul'da çok sayıda Bingöllü hemşerimiz var. Bir defa onlara ulaşmak istiyoruz. Bingöl'ü İstanbul'a ve Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Bingöllüleri bir araya getirip kaynaştırmak istiyoruz. Evet. Bu bizim en büyük gücümüz. Özellikle Bingöl dışında yaşayanları biz Bingöl'ün en büyük sermayesi olarak görüyoruz. İnsan varlığımız en büyük sermayemiz, en büyük servetimiz. Bunları bir araya getirmek, bir dayanışma oluşturmak istiyoruz. Diğer taraftan Bingöl'ün ürünlerini tanıtmak istiyoruz. Sadece Bingöllülere değil, İstanbullulara ve Türkiye'nin çok değişik bölgelerinden insanlara bir nebze de olsa Bingöl'ü tattırmak istiyoruz Feshane'de. Ve bunun da bu insanlarımızın Bingöl'e gitmesine vesile olmasını istiyoruz. Yani inşallah bu tanıtım günlerinde Bingöl'ü bir nebze tanıyanlar, Bingöllü'yü tanıyanlar bu vesileyle Bingöl'e de giderler. Oraları da görürler inşallah. Bakın ülkemizin birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Kaynaşmaya ihtiyacı var. Bizim ön yargılardan kurtulmamız lazım. Birbirimize kardeşlik hukuku içinde bakmamız lazım. Nasıl olacak bunlar? Uzaktan olmaz. Hem
birbirimizle konuşacağız, görüşeceğiz, hem de bizatihi o bölgelere gidip geleceğiz. Evet. Gidip gelmeden olmaz. Ben inanıyorum ki o bölgeye gidip gelen ve o tecrübesini aktaran insanlar çok büyük fayda üretecekler bu ülke için. Sadece ekonomik anlamda değil, yani kültürel anlamda, siyasi her bakımdan, kardeşlik hukukumuz anlamında. Dolayısıyla bugünlerin ben buna vesile olmasını diliyorum. Güzel İnşallah. Bir hazırlık yapıldı. Evet. Bütün sivil toplum kuruluşları ben ilk defa gördüm. Bu kadar büyük bir birlik beraberliği. İnşallah güzel de geçer. İnşallah. Hem Bingöl ayağında hem İstanbul ayağında güzel hazırlıklar yapıldı. Bu vesileyle tabii bütün izleyicilerimizi, Beyaz TV izleyicilerini Fesane günlerinde bekliyoruz. 13 İnşallah. Kasım'la başlayan Bingöl tanıtım günlerine davet ediyoruz. Orada buluşmayı temenni ediyoruz. İnşallah Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, bizlere bu değerli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bingöl'ü bilmeyen, tanımayanlar için bile değerli görüşleriniz sayesinde bir nebze de olsa bir fikir canlanmıştır diye inanıyoruz. İnşallah. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben de Beyaz TV'ye tekrar bu güzel program için teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizi de yürekten, hürmetle selamlıyorum. Bingöl Göltepe'si Çanköy'ünden çıkan hattatlar, yalnız ülkemizin değil, dünyanın dört bir tarafında altın bileziklerini sergiliyorlar. Nazenin duygularla işlenen harfler, ustasının ince sanatıyla duygularımıza dokunur gibi usulca bir şeyler fısıldıyor kulağımıza. İsmim Sıdık Korkut Ata. Bingöl Göltepe'si köy doğumluyum. 1990'lı yıllarından beri nakaş işiyle uğraşıyorum. Hemen hemen Türkiye'nin her yöresinde, her bölgesinde yapmış olduğumuz cami içinde bu nakış olayımız mevcuttur. Türkiye'nin her tarafında çalışıyoruz. Dünya çapında da çalışıyoruz. Bugün bizim bir ekibimiz şu an 20 kişilik bir ekibimiz Cezayir Oran şehrinde bir cami çalışmasıyla devam ediyorlar. Bizim Bingöl Göltepe'si köyünde bu işi yapan 300-350 tane sanatkar vardır. Gerek cami pencere vitray işleri olsun, gerek çini uygulaması olsun, gerekse nakaş işi olsun. Daha yoğunluk nakaş işiyle uğraşan hemen hemen her evde bir köylümüz bulunmaktadır. Çoğunlukla köyümüzün tüm aileleri geçimini bu şekilde elde ediyorlar ve çok güzel bir sanatı icra ediyorlar. Türkiye'nin her tarafında, dünyada bile bu sanatı çok layıkıyla icra etmeye çalışıyoruz. Gereken tüm çabayı büyüklerimizden rica ediyoruz. Bizlere destek çıksınlar. Bu sanat yok olmasın. Osmanlı'dan bugüne kadar çok güzel bir şekilde gelen bu sanat, bundan sonra da aynı şekliyle devam etmesini canı gönülden istiyoruz. Yakınlarını defnedecek vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için toplam 1.660.000 metrekarelik alana sahip Ankara Mamak'taki Ortaköy Mezarlığı, 1000 kişinin içeride, 5000 kişinin de dışarıda namaz kılabileceği modern caminin bağrında muazzam bir hizmet sunuyor. ...1815 yılında Çanköy'ünde doğan Seyit Şeyh Ahmet Efendi'nin mübarek türbesi, tarihi yararcasına ilahi bir huzura davet ediyor benliğimizi. Evet, şu anda türbeye ulaşmak üzereyiz. Tabii yüksek bir merdivenle ancak çıkabildik. Aynı zamanda araç ulaşımına da açık türbemiz. Üst yoldan araç yoluna da açık. Türbemiz çok eski bir tarihe dayanıyor. Kesin tarihi bilmemekle beraber yaklaşık olarak 1800 yılların başlarında türbemiz inşa edildiğini tahmin ediyoruz. Yani 200 yıla yakın bir tarihe sahip.
Türbemiz tabii çok eski, büyük taş sütunlarla güzel bir mimariye sahip. Özellikle konumu çok güzel. Yani şehrin hakim bir tepesinde bulunmakta. Eski ustalar tabii taş yontmacılığıyla inşa edilmiş. Çok güzel bir mimariye sahip. Yüksek taş sütunlarıyla. Ermeni ustaların yaptığı söyleniliyor. Tabii 2003 depreminde türbemiz tamamen kısmen yani yıkıldı. Yeniden inşa edildi. Ve bu inşasında da tabii eski vekilimiz Sayın Hüsamettin Bey'in de büyük katkılarıyla bu türbemiz inşa edildi. Şu anda tabii eskisiyle tıpatıp aynı konumunda yine inşa edilmiş. Yani ustalarımız tabii vakıflar bölge müdürlüğünde bu işi bilen uzmanlarla türbemiz yeniden inşa edildi. Emekleri için katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Ve bu arada Beyaz TV bu konuda hassasiyet gösterdi. Bu tarihi mekanlarımızı da bize en azından insanlarımıza ulaştırma imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz kendilerine. Bingöl Valimiz Sayın İbrahim Taşyapan'ın vermiş olduğu yemekteyiz ve kendisine Bingöl tanıtım günleriyle alakalı, güzel Bingöl'ümüzle alakalı soruları yönelteceğiz. Sayın Valim, Bingöl'ümüz dersek ne söylersiniz bize? Öncelikle hoş geldiniz diyorum bu güzel ekibe. Biliyorsunuz 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul'da Bingöl günleri olacak Feshane'de. Onun öncesinde Bingöl'de bir sempozyum planladık. Bu programın dahilinde olan bir sempozyum bu. Dolayısıyla bu sempozyumu gerçekleştirmek üzere bugün İstanbul'dan misafirlerimiz geldi. Hocalarımız var, değerli bilim adamlarımız var, hemşehrilerimiz var, oradaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri var. Onlarla yarın akşama kadar Bingöl'ü konuşacağız. Cumhuriyet döneminde Bingöl sempozyumunu burada gerçekleştireceğiz. 4 oturum halinde. Hem onlara Bingöl'ümüzü de tanıtacağız bugünlerde. Burada misafir ettiğimiz süre içerisinde. Biz tabii Bingöl'ümüzde bazı hocalarımızın daha önceden Bingöl'ü bilenlerimiz var. Bilmeyenlerimiz de var. Dolayısıyla onlara Bingöl'ün güzelliklerini tanıtacağız, göstereceğiz. Onlar da Bingöl'le ilgili sunumlarını yapacaklar. Ve bu daha sonra bir kitap halinde yayınlanarak hem Bingöl'ümüz için hem araştırmacılar için hem daha sonraki kuşaklar için de bir belge haline getirilecek. Belki de bu tanıtım günlerinin en önemli faaliyetlerimizden bir tanesini bu diye görüyorum ben. Çünkü bu hem kalıcı bir faaliyet, hem gelecek kuşaklara aktarılacak bir faaliyet, hem de bizim bilmediğimiz yönlerini de belki yarın sempozyumda tanıyacağız. Dolayısıyla bu önemli faaliyet için öncelikle buraya gelen hocalarıma hoş geldiniz diyorum hepsine. Katkı sunacaklar. Katkılarından dolayı, zahmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş için emeği geçen başta İbrahim hocam, İbrahim Çapak hocam olmak üzere bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Üniversitemizin burada desteği oldu. Belediyemizin desteği ve valiliğimizin organizasyonunda, üniversitemizin de ev sahipliğinde bu güzel organizasyonu gerçekleştireceğiz inşallah. Faydalı olmasını diliyorum. Ben burada bu kadar söylemek istiyorum. Daha sonraki görüşlerimizi aktarırız. Yemek beklemesin diye afiyet olsun diyorum. Teşekkür ederiz biz de. Sağ olun. Güzel Bingöl'ümüzü konuşmak için Belediye Başkanımız Sayın Yücel Barak Gazi'ye uzatıyoruz mikrofonumuzu. Sayın Başkanım, bize Bingöl'le alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi bir vesileyle buraya toplanmış bulunuyoruz. Bu da Bingöl Sempozyumu. Tabii Bingöl Sempozyumu, Bingöl Tanıtım Günleri'nin 13-16 Kasım'da İstanbul Feshane'de yapılacak olan Bingöl Tanıtım Günleri'nin ilk ayağı ve bilimsel ayağı. Bu çok önemli. Burada gelen akademisyen arkadaşlarla birlikte diğer konuklarımıza ben de hoş geldiniz diyorum. İnşallah Bingöl Sempozyumu ve Bingöl Tanıtım Günleri ile ilgili fikirlerimizi değişik vesilelerle, değişik platformlarda daha geniş çaplı olarak dile getireceğiz. Çünkü şu anda bir yemekteyiz.
kimsenin zamanını almak istemiyorum. Herkese afiyet olsun diyorum. Yine dışarıdan gelen değerli arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Sağ olun, hoş bulduk. Bingöl'ümüz sadece balıyla, kavurmasıyla mı meşhur? Hayır, tabii ki temiz havasıyla, güzel bahçeleriyle de meşhur. Şu an o mekanlardan birindeyiz. Bu mekan aynı zamanda eski Bingöl'e de bakıyor manzara itibariyle. Şimdi bu mekanı geziyoruz. Bingöl sadece kavurmasıyla mı meşhur? Hayır, tabii ki güzel havasıyla ve güzide bahçeleriyle de meşhur. Şu an öyle bir mekandayız. Mis gibi bir yer. Eski Bingöl'e bakıyor manzara. Düz ağaç. Beyaz TV ekibi olarak şu an Bingöl Valiliği'ndeyiz. Sayın Valimiz İbrahim Taşyapan'la Bingöl'ü konuşacağız. Sayın Valim, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bingöl denilince Sayın Valim ne geliyor aklınıza? Sizler de Bingöl'ümüze Beyaz TV ekibi olarak hoş geldiniz. Senin de zaten Bingöl memleketin olduğu için memleketine hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Valim. Teşekkür ediyorum. Bingöl deyince Bingöl isminden de anlaşıldığı gibi suların bol olduğu bir ilimiz. İlimiz. İçinden iki büyük nehir geçmektedir. Peri Suyu ve Murat Nehri, Fırat'ın kollarındandır bunlar. Keban Barajı'nda Fırat'la birleşirler ikisi beraber. Dolayısıyla dağlarında her yerinden sular fışkıran bir ilimizdir Bingöl. Yeşillik, ormanlık bir ildir. Bilinenin aksine. Çünkü Doğu Anadolu bölgemizde orman varlığı çok fazla olarak bilinmemekte beraber. İlimizde %30 ilimizin ormanlarla kaplı. Kaplıdır. Tabii girişte belirttiğin gibi yaylalarımızla meşhuruz aynı zamanda. Bu bal üretimini getiriyor. Balımızla meşhuruz. Yaylalar demek hayvancılık demek. Etimizle, kavurmamızla meşhuruz. Tereyağıyla. Evet. Engebeli bir coğrafyamız var. Dolayısıyla bu engebeli coğrafyanın derin vadilerinde yüzyıllık ceviz ağaçlarımız var. Tabii bunların büyük kısmı geçmiş dönemlerde maalesef kerestesinden faydalanmak üzere kesilmiş. Ama şu anda ceviz eylem planı ülkemizde yürütülüyor. O kapsamda biz de yeniden ceviz bahçeleri tesis ediyoruz. Ve buna katkıda bulunarak bu üretimi daha da yükseklere çıkarmaya çalışıyoruz. Geleneksel olarak olan üretimden daha da ileriye götürerek iyi geliştirilmiş fidanlarla, verimi yüksek fidanlarla İl Tarım Müdürlüğümüz ve ilçe tarım müdürlüklerimizin kanalıyla bunları yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla güzel insanların, iyi insanların yaşadığı, mert insanların yaşadığı bir il burası. İnsanıyla da meşhurdur. Dolayısıyla, canını verirler değil mi Sayın Valim? Mutlaka öyle candan insanlardır. Evet. Hakikaten açık bir toplumdur. Misafirperverlerdir. Taleplerini açık olarak söylerler. Yani öyle bir evet. Şeyleri yoktur ve çabuk sıcakkanlı, çabuk kaynaşan insanların ili Bingöl. Evet. Bugün ilimizin Elazığ Van hattındaki yollara tamamen duble yollar olarak hizmet vermektedir. Ama Diyarbakır Erzurum hattında da yoğun bir çalışma devam etmekte. Muhtemelen 2016 yılından itibaren de bu aksta da duble yol olarak ulaşım hizmetini açacağız buraları. İnşallah buralara ulaşmak, buralardan mal sevk etmek, ticaret daha da kolaylaşacaktır. İlimizde ayrıca demir yolu hattımızda Genç ilçemizden geçmekte ve Muş istikametine, Van istikametine devam etmekte. 2013 yılında açtığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle, o zaman başbakanımızın iştirakleriyle açtığımız havalimanımızda 1,5 yıldır hizmet vermekte ve ulaşım her gün İstanbul'a, haftada 3 gün Ankara'ya olmak üzere insanımızı daha havayolu konforunda istediği yere, ülkenin ve dünyanın istediği yerine ulaştırmaktadır.
Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda ilimizde herhangi bir eksikliğimiz bulunmamaktadır. Tabii bunların sonucunda ilimiz de bu konumuyla yatırımlar açısından cazip hale gelmekte. Ve büyük özel sektör yatırımları da ilimize gelmeye başlamıştır. Biz organize sanayi bölgemizi kurduk ve geliştiriyoruz. Organize sanayi bölgemizde 45 parselimizin tamamı tahsislidir ve şu anda 16 firma üretim yapmaktadır. 7-8 firmamız üretim hazırlıklarını yapmakta, yatırımlarına devam etmekte. Dolayısıyla orada da bir canlılık meydana gelmektedir. İlimiz, ülkemizin büyük firmalarından ilimizde yatırım yapma teklifleri gelmekte. Bu yatırımın altyapı çalışmalarını da oluşturmaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla bu yatırım gerçekleşmesi halinde 30 milyon euroluk bir yatırım olacak inşallah. Bunun ilimize gelmesi halinde de ilimiz hem hayvancılığın bilimsel olarak yapıldığının görüldüğü ve herkese örneklik teşkil ettiği bir il olacak. Hem de istihdama ve üretime katkısıyla da ülkemize ve milletimize ve ilimize çok büyük bir yatırım kazandırılmış olacaktır. Sayın Valim, Bingöl'de bir de yüzen adalar varmış. İlimizin coğrafi güzellikleri güzel ama bu güzelliklere ayrı bir güzellik katan yüzen adalarımız. Bingöl ilimizin önemli bir özelliği. Evet. Ve sahip olduğu bir güzellik. Solhan ilçemize 5 kilometre mesafede yüzen adalarının olduğu bölge orası. Evet. Yola da çok yakın. Yolunu da çok güzel bir şekilde bu sene yapıyoruz, bitiriyoruz. Ve bütün Bingöl-Muş arasında seyahat eden vatandaşlarımız orayı görmeden geçmemelerini. Geçmemelerini ben sağlık veriyorum. Dünyada çok az yerde olduğu söyleniyor. Tabii olarak bulunanı. Evet. Bazı barajlarda, barajların oluşumu arasında yüzen adalar oluşuyor ama burası tabii olarak oluşmuş bir alan. Tamamen doğru. Alan. Biz de orayı tabii güzelliğini bozmadan güzelleştirmek için geçmiş dönemde kaymakamlığımız, Solhan Kaymakamlığımız, Kalkınma Ajansımızın da destekleriyle güzelleştirdi etrafını biraz. Etrafını daha çok insanların gelip oturabileceği yerler de yapmaya çalışıyoruz. Ama o kendinin otantik ve tabii güzelliğini bozmamaya gayret gösteriyoruz. Güzel bir yer. Yani dünyada çok nadir benzerlerinin olduğu söyleniyor. Güzel bir görsel güzellik olarak bütün vatandaşlarımızı, özellikle o yolu kullananları ben görmeye çağırıyorum. Gitmesini öneriyorsunuz. Evet. Ben Sayın Valim biraz da Bingöl balı üzerinde durmak istiyorum. Evet. Bir yiyen bir daha yemek istiyor. O nasıl bir bal? O nasıl hakiki bir bal? Şeker... Bal biliyorsunuz yani arının ürettiği en önemli madde. Tabii çiçekle alakalı, doğayla alakalı, tabiatla alakalı bir madde. Evet. Ne kadar saf, ne kadar çiçek sayısı bol yerde üretilebiliyorsa, oradaki çiçeklerin kokusu, rengi, rayhasının ona yansıması oluyor. Dolayısıyla arı denen mucize varlık, onu hangi tabii ortamdan alır da tabii bir şekliyle yaparsa ve oradaki çiçeklerin çeşidi ne kadar çok olursa, kalitesi, lezzeti de ona göre oluyor. Güzel oldu. Dolayısıyla burada hem coğrafyanın, hem iklimin, hem yöremizin çiçek zenginliğinin katkısı var burada tabii ki. Dolayısıyla önemli olan bunu hakiki olarak üretmek, tescil etmek ve kaliteyi muhafaza etmek. O kaliteyi de vatandaşımıza güvenilir bir şekilde sunmak önemli. Yoksa yani bugün bal Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde üretilebilen bir şey ama yani her yörenin, her çiçeğin, her floranın tadı ayrı. Dolayısıyla burada önemli olan doğal haliyle üretip, doğal haliyle insanların güveneceği şekilde onlara sunabilmek. Bu önemli. Bunun için de işte Arıcılar Birliği'miz var, marka çalışmalarımız var. Yani dolayısıyla bunu tescil ederek insanların üzerinde Bingöl balı yazdığı zaman onu güvenle alıp yemeleri için bir zincir oluşturmaya çalışıyoruz. O güveni yakalayabilirsek dolayısıyla çünkü piyasada bazen değişik şeyler de olabiliyor. Yani evet. Üzerine Bingöl balı yazıp Bingöl'le alakası olmayan ballar da olabiliyor. Onun için
bu zinciri ve bu güveni oluşturmak için belli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah insanlara o güven zincirini oluşturacağız. İnşallah en kısa zamanda evet. sonuçlanması ümidiyle. Evet, sağ olun. O bakımdan Sayın Valim önemli bir de geçim kaynağı değil mutlaka, mi? Mutlaka tabii ki. İhracatı yapılıyor. Biz büyük şehirlerde Bingöl balı ya tabii bu üretimle alakalı bir şey. Yani üretimimizin evet. çok olduğu sürece talep iş talepte daha fazla üretebilirsek evet. ihracata da olabilir. Evet. Ama iç piyasada da aranan ballar arasında kavurmamız evet. balımız o şekilde biliyorsunuz Bingöl'de evet. et balık kombinamız var. Evet. Et ve süt kurumumuzun kombinası var. Orada da Bingöl kavurması üretiliyor. Devlet kuruluşu olarak. Ayrıca özel sektör kuruluşlarımız da üretiyorlar. Bu yörenin yaylalarının bol olması, burada küçükbaş hayvancılığın ileri düzeyde olması, koyun ve keçi özellikle. Biz yaz aylarında Elazığ'dan, Urfa'dan çok sayıda göçeri buraya alıyoruz. Bizim yaylalarımızda evet. hayvan yetiştiriyorlar. Tabii bunun yanında sütüdü, kaymaktı, tereyağıydı, peyniri de burada yapıyorlar. Kardova peyniri. Dolayısıyla aynı zamanda da kavurması da tabii kombinamızda da kesimler yapılıyor tabii. Dolayısıyla kavurmamız da evet. Türkiye'nin değişik yerlerinde özellikle et ve süt kurumunun bayilerinde aranan bir marka. Ve dolayısıyla bu da yöremizin hayvanlarının iyi beslenmesinden, tabii ortamda beslenmesinden ve doğal ortamın çok güzel olmasından kaynaklanıyor. Bingöl'ün yaylalarının, meralarının oldukça verimli olması evet. sonucunda küçük ve büyükbaş hayvancılığın gelişmesiyle beraber onun bir lezzeti bile ayrı oluyor. Yani bizim İstanbul'da aldığımız et ile Bingöl'de mutlaka. Aldığımız et bile tamamen mutlaka. Farklı. Şimdi tabii bizim ilimizin %50'si meralardan oluşmakta. Evet. Alanımızın evet. %50'si meralardan oluşmakta, tabii meralardan oluşmakta. Hayvan varlığımız tabii son yıllarda ilimizde ve ülkemizde yaşanan bir takım sıkıntılar nedeniyle epeyce azalmış durumda ama biraz önce bahsettiğim gibi göçerler de yazın gelerek o şeyi tamamlıyorlar. Ve biz de hayvan varlığımızı hem Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğümüz, hem Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğimiz, hem Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğimizin katkılarıyla ve çalışmalarıyla bunu hızla artırmaya çalışıyoruz. Bizim meralarımıza da şu anda yeteri kadar hayvanımızın olduğunu söyleyemeyiz. Evet. İnsanlarımızın bir kısmı geçmiş yıllarda değişik sebeplerle göçe tabi olmuşlar, göçmüşler buralardan. Bir kısmı hayvancılığı bırakmış. Şimdi onları daha güzel ortamlarda, daha ıslah edilmiş ırklarla çoğaltmaya çalışıyoruz. Tabi bunun getirisi olarak da biraz önce bahsettiğimiz gibi hem peyniri hem kavurması da o yoğurdu. Şekilde lezzetli bir şekilde sofralara ulaşacak inşallah. İnşallah. Sayın Valim kavurmadan bahsetmişken bizim bir de Bingöl'e gelenler için Soğuk Çeşme'ye gitmeden evet. sakın ha Bingöl'e gittim demeyin. Bingöl Soğuk Çeşme'nin kavurmasını yemeden kavurma yedik demeyin diyorlar. Evet. Sanıyorum meşhur Soğuk Çeşme. Tabii biraz önce konuştuğumuza paralel olarak evet. Soğuk Çeşme bizim Karlova yolumuzda bir bölgemizin adı. Evet. Dolayısıyla Muz orada bu kavurma yapan esnaflarımız var evet. Yolun kenarlarında. Ve dolayısıyla hakikaten lezzeti, etin lezzetinden kaynaklanan bir damak tadı olduğu için yiyenler diğerlerine tavsiye ediyorlar. Bu da bizim için iyi bir reklam aracı oluyor tabii ki. Hem oradaki insanlarımızın kazançı açısından hem evet. de ilimizin tanıtımı açısından. Evet. Yani etimiz doğal ortamda hayvanlarımız otlayarak büyüdüğü için hakikaten çok leziz. Yani ben de vatandaşlarımıza, o bölgeyi kullanan, oradan geçenlere ya Bingöl'e bir vesileyle gelenlere evet. O bölgede kavurma yemelerini ben de tavsiye ediyorum. Bir Bingöl'de olarak her Bingöl'e gelişimde muhakkak bir Soğuk Çeşme'ye uğrarım ben de. Evet. İstanbul'a giderken de birkaç kilo götürürüm Soğuk Çeşme'den. Evet.